Sevgili dostlarım merhabalar. Nasılsınız? Yine sizlerle bir canlı yayında daha beraber olmak ne kadar mutluluk verici benim için. Bana yazdığınız için teşekkür ederim. Sevginiz için teşekkür ederim. Dualarınız için teşekkür ederim. Aynı sizler gibi benim de dualarınıza ihtiyacım var. Ve Rabbim biliyorum cevap veriyor dualarınıza. Cevap veriyor dualarımıza. Birlikte ruhani ellerimizle tutuşuyoruz, birbirimize bağlanıyoruz ve Rabbimize hem şükrediyoruz hem dua ediyoruz. Yine her çarşamba akşamı olduğu gibi sevgili dostlarım, bugün kalpten kalbe konuşacağız. Ruhani konular üzerine konuşacağız. Arkanıza yaslanın. Bırakın aklınızdaki bütün tasaları, endişeleri. Ve diyorsunuz ki şimdi ah nasıl Işık abla bir kenara bırakabilirim kalbimdeki tasaları, endişeleri. Fakat ben diyorum ki Rabbimiz bütün tasalarınızdan daha büyük. Ve şu anda dua ediyorum İsa Mesih adına. Sizin o önünüzde gördüğünüz büyük dağları eliyle, sağ eliyle bir kenara itsin. Uzaklaştırsın o dağları, o musibetleri, sorunları. İsa Mesih adına şu anda dua ediyorum içinizde hasta olanlarınız için. O size dokunsun, onun şifa veren eli, güçlü eli size dokunsun. Sizi her türlü acınızdan, şu anda ağrınızdan, kireçlenmenizden, romatizmanızdan, kanserinizden, şekerinizden, hatta öfkeli kalbinizden, sinirliliğinizden kurtarsın sizi İsa Mesih adına dua ediyorum. Benimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum size. İçinizde bana yazanlarınız var. Işık abla neden bana cevap vermiyorsun diyorsunuz. Birkaç gün sonra bile yazdıktan sonra. Fakat o kadar çok sizden mesaj alıyorum. O kadar e-posta alıyorum ki. Facebook'tan olsun, internetten olsun bana yazıyorsunuz. Ve bunları tek tek kendim cevapladığım için, şahsen cevapladığım için uzun sürüyor. Sabrınızdan dolayı size teşekkür ediyorum. Sizi sevgiyle, Rabbimin sevgisiyle kucaklıyorum değerli dostlarım. Bana yazmaktan vazgeçmeyin. Sadece bekleyin. Bakın Yasin kardeşim yazmış, demiş ki Işık abla senin bana yazdığını nereden bileceğim? Dedim ki Yasin kardeşim bilmenin tek bir yolu var. Sadece ve sadece televizyona ismini söyleyebilirim. Başka bir yolu yok, ben yazıyorum dedim. İleride yazabilir miyim? Daha çok bu sayı arttıkça, bu şekilde arttıkça bilemiyorum. Fakat şu anda bildiğim bir tek şey var. Bunları seve seve yazdığım, kalbimden gelerek ve mümkün olduğu kadar uzun müddetçe kendim yazmak istemem sevgili dostlarım. Beni bugün evinize davet ettiğiniz için size tekrar teşekkür ediyorum. Sizin için dua ederken bu hafta ve mesajlarınızı, yazılarınızı alırken Rab özel bir mesaj kalbime düşürdü. Ve bu mesajım aslında hayatımızın ve bundan sonraki hayatımızın en önemli mesajlarından birisi. En önemli mesajı diyebilirim. Çünkü bu mesaj olmadan, bu size bugün vereceğim söz olmadan Rabbin huzuruna güvenle, huzurla, sevinçle çıkmamız mümkün değil. Tövbenin gücü sevgili dostlarım bugün konuşacağımız konu. Ve burada başlamak istiyorum Mezmurlar 51'de. Mezmur 51'in bahsettiği şu. Davut, Kral Davut çok büyük bir hata yapıyor. Rab onu kalbimin arkasından koşan tek adam diye çağırıyor, düşünün. Rabbin kalbinin arkasından koşan tek kişi olmak. İstemez misiniz böyle çağrılmak? Ben isterim. Fakat hepimiz kuluz. Hepimiz insanız. Hepimiz bir tozuz. Hepimiz bir hiçbir şeyiz. Ve hepimiz hatalıyız, hepimiz kusurluyuz. Ve Rabbin ellerine ihtiyacımız var, onun bağışlama gücüne ihtiyacımız var sevgili dostlarım. Onun bize demesine ihtiyacımız var, kurtuldun, günahlarını affediyorum. Davut kral da böyle Rabbin peşinden koşan, Rabbi çok seven bir kişi. Ve bir çobanlıktan alıyor Rab onu ve kral yapıyor. Fakat o da hepimiz gibi bir insan. Daha önce hatırlıyorsunuz size bahsettiğim mesajımda yargılamadan bahsetmiştim. Başkalarını yargılamayın. Yapmam demeyin. Asla asla demeyin. Çünkü hepimiz hata yapıyoruz. Kimimiz sağırız, kimimiz körüz, kimimiz kötürümüz ruhani olarak. Duygusal olarak, psikolojik olarak ve biz sağırken ötekine diyoruz ki sen niye görmüyorsun? O da bize diyor ki sen niye duymuyorsun diyor. Hepimizin eksikleri var. Burada da Kral Davut hata işliyor. Sarayının terasına çıkıyor ve oradan çıplak yıkanan bir kadını görüyor ve o kadını hemen huzuruna getirtiyor.
Bakın, gözlerinin baktığı yere bakın. Sadece baktığı yer değil, baktıktan sonra demiyor. A, ben bunu gördüm, buna baktım, tövbe edeyim demiyor. Onu, o kadını düşünmeden, hatta belki çok düşünerek bile onun çıplaklığı üzerinde odaklanarak dahi sarayına çağırtıyor, huzuruna getirtiyor. Ve o kadına beraber oluyor, zina işliyor. Çünkü evli bir kadın. Zina işlemekle kalmıyor. Kadın hamile kalıyor. Ona yalan söylemesini, kocasına içki içirtmesini söylüyor. Kocası savaşta savaşan, ülkesi için savaşan, gerçekten dürüst, gerçekten doğru, gerçekten vatanını seven bir adam. Ve o adamı en ön safhaya yolluyor Davut. Orada öldürülsün diye. Orada vurulsun diye. Çünkü o hamile olan, hamile bıraktığı, zinada hamile bıraktığı kadını alacak. Ve düşünün, bu Rabbin benim kalbimin arkasından koşan tek adam dediği kişi. Rabbin kalbinin arkasından koşan kişi bunu yaparsa, biz neredeyiz? Bizim ne kadar affedilmeye, bizim ne kadar tövbe etmeye ihtiyacımız var? Bizim ne kadar kendimize, şu etimize, kemiğimize güvenmemeye ihtiyacımız var? Sevgili dostlarım, ve Davut bu günahı işledikten sonra, bu büyük günahı işledikten sonra Rab ona peygamberini gönderiyor. Ve peygamber gittiği zaman Davut'a ne diyor? Davut'a öyle hemen başlamıyor. Sen bunu yaptın, zina işledin, çıplak kadına baktın, onu yatağına aldın. Ondan sonra hamile kalınca kocasını tuttun, en ön safhaya gönderdin demiyor. Peygamber diyor ki, bir hikaye anlatacağım diyor sana Kral Davut. Kral Davut dinliyor ve diyor ki, bu anlatacağım diyor hikayede bir tane bir adam varmış, fakir bir adam. Hiçbir şey yokmuş. Hiçbir şey yokmuş. Bir tane kuzusu varmış. O kuzusunu o kadar severmiş ki. O kuzusunu bir evladı gibi severmiş. Onu yedirirmiş, içirirmiş, ona bakarmış diyor. Bu arada diyor, bir tane diyor zengin adam varmış diyor. Karun kadar zenginmiş diyor. Her şeyi varmış. Atları, develeri, sarayları, evleri, hayvanları, kuzuları. Ve ne yapmış biliyor musun diyor bu zengin adam? Bir gün misafirleri geldiği zaman büyük bir şölen verecekken diyor, onların diyor onuruna, kendi kuzuları bir kenarda dururken diyor, gidip diyor bu fakir adamın diyor kuzusunu almış ve kesmiş. Ve oradakilere diyor dağıtmış, oradakilere şölen vermiş diyor konuklarına diyor. Hemen Kral Davut ayağa kalkıyor ve diyor ki, kim bu adam diyor, kimse diyor, bunun diyor cezası çok büyük olmalı diyor. Sinirleniyor, öfkeleniyor, içi nefretle doluyor belki. Bu adamın cezalanmasını istiyor. Ve o sırada peygamber ona dönüyor, diyor ki, bu adam sensin diyor. Bu adam sensin Kral Davut. Rab diyor bugün beni sana gönderdi söylemem için. Bütün diyor haremindeki kadınlar, bütün cariyelerin diyor, bütün karıların diyor yetmedi mi diyor Rab diyor. Sen diyor tuttun diyor. Dürüst bir adamın, doğru bir adamı, vatanı için diyor savaşan bir adamın diyor karısını diyor aldın diyor. Bu da yetmiyormuş gibi diyor. O adamı diyor ön safhaya gönderip diyor öldürttün diyor. Ve bunu duyar duymaz Davut kral ne yapıyor? Duyar duymaz dizlerinin üstüne çöküyor yere, gözyaşları içinde. Rabbe dönüyor ve diyor ki, affet beni Rabbim, affet. Ben çok büyük bir günah işledim sana karşı. Sevgili dostlarım, görüyor musunuz? Nasıl bakıyoruz başkalarının günahına karşı? Fakat bugün bize Rab konuşsun. Kutsal ruhla dolun bugün. Kutsal ruh konuşsun kalbinize. Ve beni arayın. Şu anda telefon hatlarımız açık. Kanal Muhabbet aracılığıyla seyrediyorsanız. Kanal Hayat aracılığıyla seyrediyorsanız. Arayın. Beraber dua edelim. Eğer bir günahınız varsa, bir sorunuz varsa paylaşmak istediğiniz. Veya sadece temizlenmek istiyorsanız söylemek zorunda değilsiniz milyonların önünde. Arayın. İmanla edilen bir duanın gücünü önüne kimse geçemez sevgili dostlarım. Ve Kral Davut hemen ne yapıyor? Hemen tövbe ediyor. Hemen dizlerinin üstüne. Fakat Rab ona ne diyor peygamberi aracılığıyla? Tamam, seni affediyorum. Fakat diyor yaptığının cezasını ödeyecek ailen. Krallığında diyor huzursuzluk olacak sürekli diyor. Ailende huzursuzluk olacak diyor. Sevgili dostlarım,
Tövbe ettiğimiz zaman içten edilen tövbeyi Rabbimiz kabul ediyor. İçten ettiğimiz zaman tövbeyi Rabbimiz mutlu oluyor. Rab ile düşmanken, Allah ile düşmanken, bizi Yaradan'ın düşmanıyken tövbe ettiğimiz zaman Rab bizi kucaklıyor. Onunla barış yapmış oluyoruz. Onun dostu olmuş oluyoruz. Fakat tövbe etmediğimiz zaman Allah'a düşman olarak yaşıyoruz. Rab'be düşman olarak yaşıyoruz sevgili dostlarım. Bugün Rab ile barış yapmaya hazır mısınız? Size olan mesajım, bu güzel mesajımın bir kısmı da şu. En önemli bölümü de şu. Rab ile barış yaptığınız zaman, Rab'bin dostu olduğu zaman ne oluyor hayatınızda? Sadece siz Rab'bin dostu olmuş olmuyorsunuz. İçinizde de bir barış, bir huzur gelmiş oluyor. O tövbe etmişliğinizden dolayı. İçinizde de ve çevrenizde de o barışın, huzurun, iç esenliğinin kaynağı oluyorsunuz. Rab ile bugün barışı imzalayın. Rab ile bugün huzur dolu bir yaşama başlayın. Bunu Rab istiyor. Fakat bazılarınız bana yazdığınız gibi İşlediğiniz günahların ağırlığıyla yaşıyorsunuz. İşlediğiniz günahların üstünüzde sanki bir kambur gibi, ağır bir çuval gibi sizi aşağıya çekiyor. Hiç içinizde huzuru bulamıyorsunuz, ailenizde huzuru bulamıyorsunuz. Bizim ailemizde oldu, böyle bir tanıdığımız var. Bütün hayatı kadın, 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 başka hiçbir şey yok. Hep kadın, hep sevgili. Daha sonra internet ortaya çıktı. Porno, porno. Başka hiçbir şey yok hayatında bu adamın. Bütün ailesini yedi bitirdi. Eşi imkanları olmadığı için, çoluklara çocukları olduğu için, çalışacak bir eğitimi, bir şey durumu olmadığı için bırakamadı kocasını. Fakat bu adam sürekli bir kadından bir kadına, hatta dışarıdaki kadınları bırakın, karısının en yakın arkadaşlarına kadar. O kadar büyük acımasızlıklar, o kadar büyük kötülükler yaptı karısına. Ve bu aile, ailemizin içinde nasıl bir acı yarattı, nasıl bir üzüntü yarattı. Hala bugün o kişilerin evine gittiğim zaman evin içinde bir ağırlık, bir karanlık, bir kasvet hissediyor. Çocuklarım diyor ki anne ne olur gidelim, ne olur gidelim oturmayalım. Niçin böyle hissediyor çocuklar? O huzursuzluğu çocuklar hissediyorlar. Ve bu kişi çıkıyor odadan, o internetten, o pornodan, neyle uğraşıyorsa uğraşıyor, çıkıyor. Sanki bir efsunlanmış gibi, büyülenmiş gibi dolaşıyor. Bu dünyaya ait değil. Bakın, günah işlediğiniz zaman o dünyaya ait oluyorsunuz. O karanlık güçlerin dünyasına ait oluyorsunuz. Şeytanla gizlilik anlaşmanızı imzalamış oluyorsunuz. Aranızda, iblisle aranızda o zina. Hatta göz zinası. Aynı Kral Davut'un yaptığı gibi, bir kadına bugün arkasından bakıyorsanız bile, önünüzden geçiyor, hemen dönüp arkasından bakıyorsunuz. O kadar çok var ki. Hepinizin aklına belki bir kişi geliyor. Hepiniz biliyorsunuz. Bunlar dünyada olan şeyler, sadece toplumumuzda değil. Ve bu kişi mahvetti ailesinin hayatını. Sadece bu yaptıklarıyla değil. Allah o kadar kuruttu ki onların kısmetini, o kadar kuruttu ki onların evine gelen bereketi. Her şeyi alaşağı etti. Her şey ters yüz oldu. Sevgili dostlarım, ben sizin ışık ablanızım, bacınızım, bacınız diye çağırıyorsunuz beni. Bugün size sesleniyorum. Rabbin aracılığıyla, Rabbin kalbinden, onun ruhundan size sesleniyorum sevgili dostlarım. Belki bugün hayatınızda bir günah var. Bereketinizi kapatan, kapıları kapatan yüzünüze, ailenizde iç huzursuzluğuna sebep olan bir günah var hayatınızda ya da kalbinizde. Belki bundan bugün, yarın değil, bugün arınmanızın zamanı geldi. Bugün o engeli, bereketinizi, Rab'la aranıza giren o duvarı ortadan kaldırmanızın zamanı geldi. Bunu kimse kaldıramaz. Ancak ve ancak sizin vereceğiniz, şahsen vereceğiniz karar o duvarı ortadan kaldırabilir. Ve biz tabii bu beyle konuşamıyoruz. Nasıl konuşabilirsiniz böyle bir mevzuyu? İşte internette girdiği sayfalar, öyle şeyleri kesinlikle kabul etmiyor. Konuşamazsınız bile. Fakat bir topluluk içinde oturduğumuz zaman genel olarak konuşulduğunda söylediği tek şey bu. Benim tövbe edecek hiçbir şeyim yok. Adam öldürmedim, çalmadım, çırpmadım, bir şey yapmadım. Kul hakkı yemedim. Benim tövbe edecek hiçbir şeyim yok. Tövbe etmek, hatamızı kabul etmek alçak gönüllülük ister. Kendimizi
alçalttığımız ruhani olarak, et kemik olarak alçalttığımız zaman Rabb'i yükseltmiş oluyoruz hayatımızda. Belki bazı şeyler var hayatımızda. Bunlar gözle görülen kadın, bir kadına zina etmek gibi, bir erkekle zina etmek gibi şeyler değil. Belki alkolizm, uyuşturucu. Bunlar gibi de olmayabilir. Belki bugün kalbinizde kibir var. Kalbinizde kin var. Bundan arınmanız lazım. O kibir Rab ile aranıza duvar örüyor. Allah'la birbirinizin elinizi tutmanızı, ona ettiğiniz duaları engelliyor. O ona ettiğiniz duaların önüne geçiyor. Ayet diyor ki, burada Rabb'in sesi. Eğer diyor bir insan günah işinin içindeyse sağırdır kulağım onun dualarına. Ne kadar dua ediyorsanız edin. Eğer tövbe etmek üzere ona hazır, tövbeye hazır bir kalbiniz yoksa, kendinizi Rabb'in huzurunda alçak gönüllüleştirecek, alçaltacak bir gönle sahip değilsiniz. O dualarınız hiçbir değer taşımaz. Hiçbir anlamı olmaz. Bugün size sesleniyorum dualarınızın kabul edilmesi için. Hatalarımızı kabul etmemiz, ben dahil bütün hatalarımızı kabul edip tövbe etmemizin zamanı geldi. Bugün o gökyüzündeki Rabb'in hazine kutusunu açıp bize hazinelerini dağıtmasına müsait ortamı hayatımızda hazırlamanın zamanı geldi. Evet, onun bizim için hazineleri var. Onun bizim için güzellikleri var. Fakat siz tövbe etmeyerek elinizde dur diyorsunuz. Dur! Bu hazineyi almak istemiyorum diyorsunuz bilmeden. Çünkü tövbe etmek istemiyorsunuz. Çünkü hatanızı kabul etmek istemiyorsunuz. Aynı şekilde bu beyin eşiyle de konuştuk. Dedik ki senin onu ne olursa olsun affetmen lazım. Hayır dedi, nasıl affedebilirim? Nasıl affedebilirim bu kadar yıldır? 40 küsür senedir bu adamı bana yaptıklarını nasıl affedebilirim? O da içinde kin taşıyordu kocasına karşı, nefret taşıyordu. Aynı şekilde birisi size bir yanlış yapmış olabilir. Fakat sizi göreviniz, sizin sorumluluğunuz o kişiyi affetmek. Belki bugün bu içinizde kini taşıyorsunuz. Ve ondan dolayı tövbe etmenizin zamanı geldi sevgili dostlarım. Bizi arayan şu anda değerli bir izleyicim var. Kendisine bağlanıyoruz. Alo. Almanya'dan arıyorsunuz. Duyuyor musunuz? Sesim geliyor mu size? Evet, duyuyorum Işık abla. Nasılsınız? Evet. Teşekkür ederim Işık abla. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum aradığınız için. Almanya'daki gurbetteki sevgili vatandaşlarımıza sevgiler gönderiyorum. Sizin için yarım saat önce İncil toplantısı yaptık ailece. Sizin için dua ettik Işık abla. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. O kadar ihtiyacım vardı ki. Size bir şey anlatmak istiyorum. Lütfen buyurun anlatın. Ben bir şey bu televizyon aracılığıyla bazı şeyleri anlatıp hem tövbe etmek hem de bazı insanlara ışık olmasını istiyorum. Amin. Amin. Buyurun. Buyurun devam edin. Sizi dinlemeye hazırız. 1978'de ben zeka özürlü bir oğlum var. Belgrad ormanında kaybettim ben bu oğlumu. Evet. Size sormak istiyorum. Lütfen telefonu dinleyin, televizyonu dinlemeyin. Çünkü arkanızdaki televizyon yankı yapıyor. Almanya'da olduğunuz için biraz geç alıyorsunuz. Telefondan dinleyin beni. Evet. Tamam. Belgrad'da sakat olan oğlunuzu kaybettiniz öyle mi? Belgrad ormanında. Evet. Evet, ben o zamanlar çok gençtim ve çok üzgündüm ve Tanrı'nın sözünü bilmiyordum. Tanrı'nın sözünü İncil olarak elime geçtiğinde ben onu başka bir kitapla gibi algılayıp o sözleri yok ettim. Evet. Ve İsa Mesih dedi ki bana, benim sözümü sen yok edemezsin. Benim oğlumu kaybettim ama o bana var olduğunu, gerçek olduğunu İspat ederek bana oğlumu geri verdi
Ve bugün benim vicdan azabı çekmemi engelledi. Eğer ben o çocuğumu bulmasaydım, bu vicdan azabıyla çocuğumu kaybetmenin vicdan azabıyla nasıl yaşayabileceğimi bilmiyordum. O zamandan beri bunun için o zamanlar İmanlı Yeşilköy'de insanlar varmış. Ben bilmiyordum. O insanlar bana telefon açarak dediler ki sabahlara kadar senin için dua ettik ki bu annenin yüreği yanmasın. O imana gelsin diye. Ben şimdi onlara çok çok teşekkür etmek istiyorum. Belki hayattalardır. O insanların duasını insan işitip bana oğlumu geri verdi ve beni kendine çekti. Biz 30 senedir Almanya'da toplantılar yapıyoruz kiliselerde, evlerde. Ve çok büyük bir mutluluk duyuyorum Işık abla ki Türkiye'de böyle bir uyanış var. Sizin aracılığınızla çok da canlar tövbe ediyorlar. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten sizi çok ama çok seviyoruz. İhsan Mesih sizinle beraber olsun. Sizin, çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sizinle de beraber olsun. Ben çok teşekkür ediyorum. Bir kere anlatılması çok güç bir şey anlattınız, bizimle paylaştınız bugün. Ve yani 30 evet. sene 30 sene kalbinizde olan bir şey ve ben biliyorum ki İsa Mesih tabii ki sizin tövbenizi duydu, affetti. Ve siz de kendinizi evet. affettiniz. Sizin içinizden utancınızı aldı, değil mi? Çünkü günah işlediğimiz evet. zaman o utançla yaşıyoruz. Başımız öne eğik yaşıyoruz. Fakat Rab bugün bizim kalbimizden utancı almak istiyor. Utançlı yaşamamızı istemiyor. Ve siz bugün çok evet. büyük bir örneğini verdiniz. Çünkü buna inanın anlayamayan insanlar olacaktır. Televizyonda seyredip anlayamayan insanlar nasıl böyle bir şey olur diye. Halbuki siz bunu yaşayarak görmüş bir kişisiniz. Yani bu sizin hayatınızda evet. gerçek olmuş. Ve ben şu anda bana evet. katılmanızı istiyorum. Ellerimizi açalım mı beraber sevgili kardeşim? Evet. İsa Mesih adına. Dua ediyoruz Işık abla. Evet, İsa Mesih adına şu anda ekranları başında seyreden, bütün yaptıkları günahlardan dolayı utanç duyan, o utancı taşıyan seyircilerimiz için dua evet. ediyoruz Rabbim. O utançla yaşamak zorunda değiller. Sana gelip tövbe ettikleri zaman sen onları sadece silmekten kalmıyorsun günahlarını defterinden. Aynı zamanda unutuyorsun da. İnsanlar unutmuyorlar ama sen unutuyorsun ya Rabbim. Ve biz sana şükrediyoruz. İsa Mesih adına sana geliyoruz. Bize bu yolu açtığın için sana şükrediyoruz ya Rabbim. Çünkü başka hiçbir yerde böyle bir yol, böyle bir affedilme, tövbe ettikten sonra her türlü günahtan sonra affedilme yolu yok ya Rabbim. Sana şükrediyoruz ve teşekkür ediyoruz İsa Mesih adına. Sen ekranlarımızın başındaki seyircilerimizin kalbine dokun kutsal ruhunla. Amin. Amin. Çok teşekkür ediyorum teşekkür aradığınız için. Benim için dua ettiğiniz artsın. İçin de çok teşekkür ediyorum. Size sarılabilir miyim ruhani olarak? Her size zaman sarılıyorum. Sen de bizim için et. Biz İsa Mesih'in halkıyız. Ve İsa'da hepimiz kardeşiz. Rab seni bereketlesin. Amin. Sizi de Amin. Dua grubunuzda. Hatta benim orada hizmet veren bir kardeşim var Hatice. Lütfen telefon numaranızı bırakın. Çok sevgili bir dostum Almanya'da hizmet veriyor. İsterim grubunuza kendisini evet. ziyaret etmesini. Vermiştim aslında telefon numaramı. Ararlarsa tamam. kontak kurarım. Kurarız. Çok güzel. Oldu. Sizi sevgiyle kucaklıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rabb'e emanet olun. Hoşça ben kalın. Ben de sizi öperim. Sevgili dostlarım görüyorsunuz. Ve o kadar güzel bir zamanda aradı ki bu sevgili izleyicim, sevgili kardeşim, dostum. Çünkü size bahsetmek istediğim bir hikaye vardı. Öyle günah işliyor ki insanlar, biz de kendim de kendimi affetmem zaman aldı. Hatta tövbe ettikten sonra bile bu kadar işlediğim günahlardan sonra nasıl Rab beni affedebilir? Nasıl beni kabul edebilir? Nasıl beni temizleyebilir diye sorduğum zamanlar oldu. Fakat iman edin, inanın o sizi çağırıyor. O sizi istiyor ve sizin günahlarınızı temizlemek istiyor. Halbuki şeytan istiyor o günahların içinde esir olarak yaşayın. Hem yaşayın, hem yapın o günahları, hem de utanç içinde yaşayın istiyor. Çünkü hayatınızı bedbaht etmek istiyor. Ve bu anlatacağım kişinin hayatında da kendisi bu bayan hamileymiş. Bizim uzaktan tanıdığımız bir kişi. Fakat nedense bir grup içinde hep böyle bir şey vardı bende. Eskiden beri insanlar gelirler, en olmayacak sırlarını, dertlerini güvenerek bana anlatırlar. Ve ben bunları saklarım, tutarım, asla isim vermem. Ve çok uzun yıllardan bahsediyor. Belki 15 sene önce daha da gençken.
Değil mi? Bu kişi geldi, bu bayan dedi ki kimseye bunu anlatamıyorum fakat sende dedi öyle bir şey görüyorum ki yargılamayan bir ruh görüyorum ki bunu sana anlatmak istiyorum dedi. Ben dedi 7 aylık hamileyken dedi çocuğumu aldırdım. Kocam dedi zorladı. 2 tane çocuğumuz vardı. Bakamayız diye zorladı. 7 aylık hamileyken dedi. Büyümüş dedi. Her an yani o sırada bile de olsa yaşayabilecek. Çocuğumu dedi. Gittim dedi. Kürtaj oldum dedi. Ve dedi o günden beri dedi. Belki 10 sene geçti. Hala dedi o bebeğin ağlaması dedi. Belki gerçekten bir ağlama olmadığı halde kulaklarında yankılanıyor. Ben dedim Işık bundan kurtulamıyorum. Bu yankılanmadan nasıl kurtulabilirim? Bakın o zaman İhsan Mesih'i tanımıyordum. Ne diyebilirdim bu hanıma? Hiçbir şey diyemedim. Sarıldım onunla beraber ağladım. Fakat o kadar içinizde dostlarım, sevdiğim insanlar var ki yaşıyorsunuz, yıllarca yaşıyorsunuz. O ağırlıkla, o günahın ağırlığıyla. Halbuki bir gelseniz İsa Mesih'e, kalbinizi verseniz ve desiniz ki bu yükü benden al. Bu yükü benden al, bu yükü taşımak istemiyorum artık. Bu yükle utanç duymak istemiyorum artık deseniz. O sizin günahlarınızı sadece silmekle kalmayacak. Bir evlat gibi çenenizden tutup başınızı havaya kaldıracak ve diyecek ki sen en büyük kralın kızısın. Sen en büyük kralın oğlusun. O kral ki bütün kralların üzerinde, üstünde. O kral ki bütün cumhurbaşkanlarının üstünde. Onun için bütün dünya sadece ayağını koyduğu küçüklükte bir yer. Düşünün ve gökler diyor, semalar diyor. Onun krallığı, onun tahtı. Sen onun kızısın, sen onun evladısın diye senin başını kaldırırım, dimdik yürürsün diyor. Bir yazımız var, onu okumak istiyorum size sevgili dostlarım. Fernando kardeşim yazmış ve diyor ki, sevgili Işık ablacığım, siz şu anda ekranlarda izlediğim en pozitif insan sizsiniz. Sizin kadar pozitif enerji yayan birini ne gördüm ne tanıdım. Teşekkür ederim kardeşim. Eğer iyi bir şey görüyorsam ben de Rab'dandır. Ekrandan bile bu kadar tesir eden enerjiniz yakından nasıl tesir eder bilmiyorum. Sizden bir istirhamım olacak. Bunu yazma konusunda bir haftadır düşünüyordum. Benim bir mağdur durumda bir arkadaşım var. Bu çok borçları olan bir arkadaşım. Lütfen onun için dua edin diyor. Ve aynı kişi bana tekrar yazmış diyor ki lütfen diyor benim ailemde benim için ve çocuklarım için dua edin diyor. Utangaçlık üzerine dua edin diyor. Kendisi için programımızın sonunda dua edeceğiz ve bütün şifaya ihtiyacınız olanlar için, ihtiyacı olanlarınız için dua edeceğiz. Mezmurlar 51 şöyle diyor. Ey Tanrı lütfet bana, sevgin uğruna sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna. Bakın Davut Kral bu mezmuru ne zaman yazıyor biliyor musunuz? O peygamber gidip Davud'a sen bu günahı işledin deyip Davud tövbe ettikten sonra bu mezmuru yazıyor. İçi o kadar kan ağlıyor ki işlediği günahla, içi o kadar ağır ki nasıl böyle bir şey yaptım? Nasıl böyle bir şey yaptım? Ya ben ne düşünüyordum? Kimse bana bir şey söylemedi mi? Nasıl ben böyle bir hata yaptım, bir günah işledim? Öyle bir durumda yazıyor. İçindeki kan ağlamasını, içindeki acıyı hissetmenizi istiyorum. Belki böğre böğre ağlıyor. Beni affet, hatta görürsünüz. Televizyonda evlatlarını kaybeden insanları görürsünüz. Yakalarını, paçalarını yırtarlar. Değil mi? Ağlarlar, dizlerini döverler. Ah, ah, ah. Derler. O insanları görürsünüz. İşte Rab günahlarımızdan ötürü bizim ona öyle dönmemizi istiyor. Diyor ki bugün yakanızı paçanızı yırtmayın. Kalbinizi yırtın. Kalbinizi yırtın benim için. Günahlarınızdan arının bugün. Ve benimle barışı imzalayın. Benim dostum olun diyor. Ey Tanrı lütfet bana diyor Davut Kral. Sevgin uğruna. Sil isyanlarımı. Sınırsız merhametin uğruna tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahımdan. Çünkü biliyorum isyanlarımı, günahlarım sürekli karşımda diyor. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. Senin gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki konuşurken haklı, yargılarken adil olasın. Nitekim suç içinde doğdum ben, günah içinde annem babam.
bana hamile kaldı. Madem sen gönülde sadakat istiyorsun, bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde. Madem sen diyor sadakat istiyorsun, Rab sadakatimizi istiyor. Belki bugüne kadar sadakatinizi başka bir şeye verdiniz. Fakat Rab sadakatinizi istiyor. Ona bağlılığınızı istiyor. Onun yanında olmanızı istiyor. Beni mercan köşkü otuyla arıt, pakladayım. Yıka beni, kardan beyaz yap. Neşe, sevinç sesini duyur bana. Bayram etsin ezdiğin kemikler. Bakma günahlarıma, sil bütün suçlarımı. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat. Yeniden kararlı bir ruh ver. Var et içimde. Temiz bir yürek yarat. Rabbim, temiz bir yürek yarat içimizde, temiz bir yürek. Başkalarına kem gözle, kötü gözle, şeytani gözle bakmayan bir yürek yarat içimizde. Öyle bir yürek yarat ki ağzımızdan şeytani bir düşünce söz çıkmasın kötü başkalarının hakkında. Ya Rabbim, öyle temiz bir yürek yarat ki içimizde bir çocuk gibi temiz olalım ya Rabbim. Bir temiz çocuk gibi saf olalım ya Rabbim. O bile günah içinde doğdu diyor. Hemen hiçbir yere göndermeyin, hiçbir kişiden öğrenmesin sokakta günah işlemeyi, var. Yaratılışımızda var. Adem'le Havva'dan gelen o günah var, ilk günahtan gelen günah var. O günahı miras almışız. Ve diyor ki temiz bir yürek yarat içimde. Ne olur diyor. Muhtacım, istiyorum. Temiz yüreğe sahip olmak istiyorum. Böyle yaşamak istemiyorum. Kötü düşünerek, kin tutarak, yalan söyleyerek, başkalarını kandırarak, çalarak, kul hakkı yiyerek, yetimlerin, dulların hakkını yiyerek, garibanların hakkını yiyerek, insanları aşağılayarak yaşamak istemiyorum. Zina yaparak yaşamak istemiyorum. Kısa etekli, üç kuruşluk birisine bakmak için, arkasından bakmak için evliliğimi tehlikeye atmak istemiyorum. Değişmek istiyorum. Temiz bir yürek yarat içimde diyor Davut. Beni huzurundan atma, kutsal ruhunu benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini. Bana destek ol. İstekli bir ruh ver bana. Sevgili dostlarım, bilmiyorum ne hissediyorsunuz şu anda. Ama ben hissediyorum ki ellerimizi Rabbe açalım. Af dileyelim, tövbe edelim. Günahlarınızın ağırlığını hissedin ki onlardan kurtulmak isteyin. Bu şekilde yaşamak zorunda değilsiniz. İsa Mesih'in müjdesi o. O sizin günahlarınız için bir kurbanlık, bir kuzu sunusu olarak verildi. O kan döktü günahlarınız için. O günahların bedelini aldı üzerine. Bütün günahların, bütün günahların. Aynı telefonda Almanya'dan arayan kardeşimin günahı gibi. Aynı 7 aylık bebeğini öldüren, kürtaja götüren, öldüren, tanıdığım gibi bütün günahları, bütün günahları vücuduna aldı. Ve sizinkini de. Şu anda yine sevgili bir dostum arıyor. Merhabalar, nasılsınız? Işık abla. Canım, nasılsın? Teşekkürler, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok mutlu ediyor bizi duymak, sizi duymak, dinlemek. Sağ ol, var ol. Nasıl ne hissediyorsun şu anda? Rab, biliyorum kutsal ruh kalbinde çalışıyor kardeşim. Sesinden hissediyorum. İyi, hamdolsun Işık abla. Ben benim konum, dua etmek istiyorum. Benim memleketimde kilisem için, benim doğduğum kilisem. Evet. Rab beni buldu, getirdi o ilk kiliseme, doğduğum kilisem benim. Yani ayrılık başlamış, hani senelerdir kardeşlerimiz, yaşlı kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz senelerdir gelmişler. Benim annemi babamı çok ziyaret ettiler, geldiler. Hani müjdeleme ya Rabbi, müjdelemeye geldiler. Ve onlar şimdi ayrılmışlar kiliseden. Evet. 5-6 kişi, 7 kişi ayrı bir yerde toplanıyorlar. Ve bu bizim köy için hani çok Rabbin yolunda gidenler, hani bizler, bizlere çok bir leke oluyor zannediyorum. Evet.
Yani çok üzücü bu bir şey. Ben çok üzüldüm buna. Yani bu benim kilisem. Doğduğum kilisem. Ben seviyorum kilisemi. Yani sevgi, İsa Mesih zaten demiş, onun geliş, hani son zamanlarda sevgi soğuyacak insanlarda. Evet. Yani o sevgi bizi ayırmasın. Tam karşı bağlasın bizi. Amin. Yani sevgisini döksün yüreklere. Sevgili kardeşim, ne zaman biliyor musun bölünme oluyor? Güç savaşı olduğu zaman, kibir olduğu zaman, insanlar aynı zamanda bak tabii ki bölünme oluyor şundan dolayı. Bir hata görüyorlar, insanlar o hatayı o kişiye söylüyorlar, lidere kim olursa olsun. Fakat o kişinin kibiri o kadar yüksek ki o hatayı kabul etmiyor, değil mi? Ya da öteki gruptaki insanlar hep güç savaşından kaynaklanan bir şey. Ben doğruyum, sen haklısın, ben haksızım. Yani hatırlamanı istiyorum, eğer hatırlayacak kadarsa yaşın. Biliyorsun biz ülkemizde de yaşadık sağ ve sol savaşı, değil mi? Bu yıllar önce ne kadar aileleri yıktı, ne kadar evlatlar kaybedildi. İnsanlar sokaklarda çatışmalar yaptı. Niçin? Benim bildiğim yol doğru, senin bildiğin. Hayır, sen ben, değil mi? Tartışması, aileler bölündü. Ülke bölündü, değil mi? Bu neden kaynaklanıyor? İnsanların fikir ayrılıkları olmasına rağmen birbirlerine o fikir ayrılığından dolayı ya da inanç ayrılığından dolayı tahammül edememelerinden kaynaklanıyor. Yani kaba kuvvetle bir kişiye sen öğretebilir misin kendi ideolojini ya da dinini, değil mi? Kaba kuvvetle ya da savaş açarak sen bir şey başarabilir misin? Kazanabilir misin? Asla. Savaştan kesinlikle barış gelmez. Bunun için insanlar birbirlerine bir şekilde doğruluklarını ispat etmek istiyorlar. Aynı şekilde her ibadethanede olsun, her organizasyonda olsun bunu görüyorsun. Yani sadece diyelim ki dinle alakalı olmayan kuruluşlarda bile, değil mi? Bir iş hayatında bile insanlar arasında o iş yerinde neden bir bölünme başlıyor, değil mi? Çünkü ya iki müdür birbiriyle güç savaşı içine giriyorlar daha üstün bir düzeye gelebilmek için. Fakat Rab bizden ne istiyor? Alçak gönüllülük istiyor. Evet. Biz kendimizi alçalttığımız müddetçe, istediğimiz şeyler uğruna, ihtiraslarımız uğruna yanlış yollardan savaşmadığımız, fakat dizlerimizin üstüne düşüp, dizlerimizin üstüne gidip ellerimizi açtığımız zaman göklere ve dediğimiz zaman İsa Mesih, bu konuda sana ihtiyacım var. Düşünebiliyor musun? O davayı ne kadar güçlü kazanırız. Davamızı çünkü gören kimdir biliyor musun? Rab'dir. Onun için ben üzüntü duyuyorum. Sen bunu söylediğin zaman, bu bölünmeyi duyduğum zaman, çünkü ben de bunu yaşadım. Biliyorum. Biliyorum yani, benim kilisem yok. Dediğiniz gibi lideri beğenmiyorlar. Yok olmasa bu olsun. Evet. Yani çok üzücü. Sevgili kardeşim, şu anda senin aracılığınla bunu duyan vatandaşlarım için, bunu duyan dostlarım için şunu söylemek istiyorum. Gittikleri zaman bir ibadethaneye, hiçbir mükemmel kilise yok bu dünyada, değil mi? Bir mükemmel, bir kusursuz olan Rab. Bunu insanlar akıllarına koymaları lazım. Bunu insanların bilmeleri lazım. Eğer biz sürekli insanlara bakarsak, değil mi? Yüzeysel olarak bakmış olacağız. Fakat yukarıya baktığımız zaman ne oluyor? İnsanları görmüyoruz. İnsanların kusurlarını görmüyoruz. Mabethanenin kusurlarını görmüyoruz. En büyük mabet kalbin. Düşün, Süleyman ne diyor? En bilge adam bugüne kadar gelmiş geçmiş, değil mi? İsa evet. Mesih'ten Mesih'e yaklaşamaz bilgeliği. Fakat ne diyor duasında o mabethaneyi, ibadethaneyi Rabb'a adarken ne diyor? Diyor ki bu dünya diyor seni diyor, sen bu dünyaya sığmazsın ya Rab diyor. Nasıl bu mabete sığacaksın diyor, düşün. Hiçbir yere sığmazsın, o kadar büyüksün diyor. Evet. Fakat İsa Mesih aracılığıyla sevgili kardeşim, sevgili dostum, o hiçbir yere sığmayan Rab. O hiçbir yere sığmayan Allah geliyor, kutsal ruhuyla kalbimizde yaşamaya başlıyor. Ve onun kutsal ruhu kalbimizde yaşadığı zaman nasıl biz kendimizi daha üstün görebiliriz başkalarından? Nasıl sürekli haklı görebiliriz? Nasıl sürekli kibirle yaşayabiliriz? O kutsal ruhun etkinliği nerede o zaman, değil mi?
Ve bunun için dua etmemiz lazım. İman eden kardeşlerimiz için, ibadethaneler için, bunun için dua etmemiz lazım. Aynı Davut Kral'ın bize dediği gibi. Ne diyor? Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat. Yeniden kararlı bir ruh var et içimde diyor. Değil mi? Evet, evet. Sevgili kardeşim, aradığın için çok teşekkür ediyorum. Benimle paylaşmak istediğin başka bir şey var mı? Şük abla, o kadar çok var ama telefonda değil. Canım. Sizin için dua ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bu canlı yayını bekliyorum. Bütün hafta, 7 gün bekliyorum bu canlı yayını. Sağ ol, var ol. İnan Saşacığım, ben de senin için dua ediyorum. Bilmeni istiyorum. Evet. Ha, bir de şey diyecektim. Geçen birkaç yayın önce demiştiniz. Rab senin hayatında bir şey yapıyor. Evet. Yani yıl hazırlıyor. Evet. Yani şimdi Rab biliyor ne hazırlıyor. Hani siz bunu söylediniz zaten, içinizden gelmiş ya da kutsal ruh aracılığıyla söylediniz zaten. Evet. Tabii ben, Rabbim benim aramda var da, hani onun için de Rab biliyor. Evet. Yani dualarınızı hatırlarsınız tabii ki. Evet. Rab biliyor sebebini. Yani Rab istediği, yani iradesine göre yapsın. Evet. Onun için istediği göre, yani onun istediği olsun. Evet, onun aynen söylediğin gibi onun istediği olsun Saşacığım. Tabii ki. Ve o senin önünde bir kapı açıyor. Bir hayatında kitabın bir bölümünü kapatıyorsun. O yeni bir bölüm açıyor hayatında. Bu görmek istiyorum sizi. Canım. Tamam Işık abla. Size iyi yayınlar sağ ol, diliyorum. Sağ ol. Ben bunu sana sonra söyleyeceğim. Herkesin önünde söylemek istemiyorum sana. Senin telefonunu bıraktın değil mi bize? Telefon var, evet. Arayacağım seni. Çok teşekkür ederim Işık abla. Rabbimin seninle olsun, kutsal ruhla da olsun evinin içi şu anda. Esenlikle kal sevgili kardeşim, hoşça kal. Hepimizi, cümlemizi. Amin. Esenlikle. Teşekkürler. Sevgili dostlarım, tövbenin gücünden bahsediyoruz. Ve size başka bir örnek vermek istiyorum Yeşaya'dan. Diyor ki, Kral Uziya'nın öldüğü yıl, yüce ve görkemli Rabbi gördüm diyor. Yeşaya 6. bölüm 1. ayetten başlayarak. Görkemli Rabbi gördüm diyor. Tahta oturuyordu, giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu. Üzerinde seraflar duruyordu, melekler, en büyük melekler duruyordu. Her birinin 6 kanadı vardı. İkisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor, öbür ikisiyle de uçuyorlardı. Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı. Her şeye egemen Rab. Kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor. Serafların sesinden kapı söveleri eşiklerinden sarsıldı. Tapınak dumanla doldu. Vay başıma, mahvoldum dedim. Peygamber diyor bunu, düşünün. Yeşaya peygamber diyor ki, vay başıma, mahvoldum dedim. Çünkü dudakları kirli bir adamım. Dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın kralı, her şeye egemen Rabbi gözlerimle gördüm. Diyor ki, nasıl olur? Kutsal Rabbi gördüm gözlerimle diyor. Halbuki ben diyor kirli bir adamım, dudaklarım kirli diyor. Seraflardan biri bana doğru uçtu. Elinde sunaktan maşayla aldığı bir kor vardı. Onunla ağzıma dokunarak, işte bu kor dudaklarına değdi. Suçun silindi. Suçun silindi. Günahın bağışlandı dedi. Suçun silindi. Günahın bağışlandı dedi. Sonra Rabbin sesini işittim. Kimi göndereyim bizim için? Kim gidecek? Rab diyor bunu. Kim gidecek bizim için? Diyordu. Yeşaya peygamber orada böyle diyor. Ben. Beni gönder. Sevgili dostlarım, Rabb'a hizmet mi etmek istiyorsunuz? Onun yolunda yürümek mi istiyorsunuz? Tövbekar bir davranışa, tövbekar bir kalbe sahip olacaksınız. Onun önünde azalacaksınız ki Rab hayatınızda, kutsal ruhu İsa Mesih hayatınızda çoğalsın. Siz büyük olduğunuz müddetçe Rab büyük olamaz hayatınızda. Rabbin hayatınızda büyük olmasını istiyorsanız bugün dizlerinizin üzerine çökün.
ve ona ellerinizi açın. Ve günahlarınızı söyleyin. Şunu yaptım, bunu yaptım. Affet beni Rabbim deyin. Bir başka bir arayan dostumuz var. Adana'dan İsmail Bey. Alo, merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim Işık ablacığım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sesinizi duydum, daha iyi oldum. Nasıl yardımcı olabilirim? Ne konuda konuşmak istiyorsunuz bu akşam? Işık ablacığım, yaklaşık 1,5-2 ay önce benden sizinle Facebook'ta merhabalaşmıştık. Ve benden tanıklığımı istemiştiniz. Hatırlıyorum, evet. Dair. Hatırladınız galiba. İsmail kardeşim, nasıl unutabilirim? Size bir şey söyleyeyim mi? Bir program hazırlıyorum. Ve bu hazırladığım program için bugün Facebook'ta bakmadığım yer kalmadı sizin bilginizi bulmak için, biliyor musunuz? Bakın, bu Rab'dan başka hiçbir şey değil. Şükürler olsun Rabbime, güzel Rabbime. Bütün sabah Aleluya. Sizi düşünüyordum ve diyordum ki bu program için İsmail kardeşimi nasıl arayabilirim, nasıl bulabilirim diye düşünüyordum. Ve hatta hatırlıyorum, siz bana e-postayla mesaj gönderdiniz. Onu arayıp bulmaya çalışıyordum. Evet. Görüyor evet, musunuz Rab? Ya ne kadar güzel evet. bir günde aradınız. Beni yüreklendirdiniz sadece. Hiçbir şey söylemeden. Haleluya. Hamdolsun. Haleluya. Amin. Amin. Hamdolsun. Amin. Söyleyin, bugün ne paylaşmak istiyorsun İsmail kardeşim? Aslında benim Rab'be gelişim çok uzun bir hikaye ama en kısa zamanda vermeye çalışacağım. Çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Yok, söyle. Çok güzel bir program yapıyorsunuz. Sağ olun. Ben 1997 yılında, o zamanlar 11 yaşında olan kızım bir beyin kanaması geçirdi. Adana Balcan Hastanesi'nde yaklaşık 50 gün bitkisel hayatta kaldı ve makineye bağlı yaşadı. 50 gün? Ben hastanede kalıyordum, bazen bahçede yatıyordum evet. ama bir türlü ayrılamıyordum hastaneden. Bir gün eve gitmek zorunda kaldım çünkü her tarafım kirlenmişti, çamur içindeydi, sakallarım büyümüştü. Eve gittiğimde gereken hazırlığımı yapmıştım ama televizyonu açtım. Televizyonda İsa Mesih'in hayatını anlatan bir film oynuyordu. İşte İsa Mesih o filmde ölüleri diriltiyordu, körlerin gözünü açıyordu, hastalara şifa veriyordu. Bu beni çok etkilemişti. Ertesi gün saat 9 gibi sabah hayatımda ilk defa İsa Mesih'in adıyla dua ettim. Gerçi biraz imanlı bir dua değildi çünkü ben o zaman imanlı değildim. Evet. Ama İsa Mesih'in adını sürekli anıyordum. Ve sadece 15 dakika sonra kızım hayatta ilk defa gözünü açtı. Haleluya! Gözümü açtı ve doktorlar şaşırdılar. Ve kızımın beyninde aslında doğuştan tümör varmış. Hani kızım kansermiş. Evet. 2 yıl boyunca hastanede kaldı. Sürekli tedavi gördü. Ama hastaneden çıkamadı bir türlü. Ve tekrar ölme durumuna geldi. Gözlerini açtı ama ölme durumuna geldi. Evet. Doktorlar çok acil bir ameliyat olması gerektiğini söylediler. Ama ameliyatın çok çok riskli olduğunu söylediler. Çünkü beynin açılması gerekiyordu. Ve çok büyük bir risk vardı. %90 masada kalabilir dediler. Ben o 2 yıl önce mucizeyi unutmuştum. Ama Rab o gün tekrar bana bu filmi hatırlattı. Ve sabaha kadar dua ettim. İsa Mesih'in adıyla. Evet. Ve sürekli dua ediyordum. Ağlıyordum, dua ediyordum. Kalkıyordum, uyuyordum, dua ediyordum. Ve doktorlar bir mucize olduğunu söylediler. İnanılmaz bir mucize olduğunu söylediler. Ve 11 saatte kızım ameliyattan başarıyla çıktı. Amin. Sonra kızım üniversiteyi bitirdi ve şimdi başka bir hastanede o kendisi çalışmaya başladı. Bu Rabbim bir mucize. Şükürler olsun, evet. Evet. Ve ben bu şekilde İsa'yı aradım. Kimdir bu İsa? Nedir? Ne zaman dua etsem kapıları açıyordu. Evet. Birçok yerlere gittim İsa'yı aramak için. Bulamadım. Birçok kilise vardı. Adana'da bir bebekli kilise var. Katolik bir kilise. Evet. Bana bir cevap vermediler. Hı-hı. Kütüphanelere gittim. Birçok kütüphaneye gittim. Bulamadım bir şey. Ve en sonunda sanki bir meydan okuma gibi bir şey yaptım. Bak İsa, sen gerçek misin? Değil misin? Evet. Hayal misin? Gerçek misin? Bana göster. Ben seni aradım, bulamadım. Ve bir gün bunu meydan okumadan sonra bir gün bizim kilisemizin önünden geçiyordum ben Adana'da. Ama o zaman kilise olduğunu bilmiyordum. Ve bir yılan çocukların oynadığı yerler vardı. Çocuklar vardı orada ve tehlikeli durumdaydılar. Ben oradaki kapıdaki görevli arkadaşları uyardım, yılan geliyor diye.
Onlar bana teşekkür ettiler. Ve sonra içeriden müzik sesleri geliyordu. Ben burada düğün ya da bir parti olduğunu düşündüm. Ama arkadaşlar, o kilisenin adına da Protestan Kilisesi'nin ilk defa o gün açılışı olduğunu söylediler. Şükürler olsun. İnanılmaz bir şeydi. Ben kilise arıyordum ama hiç kimse bana bir şey vermiyordu. Ve sonra içeriye girdim, yüreğimde büyük bir esenlik vardı. Aylarca İncil okudum, aylarca araştırma yaptım. Ve sonra Yeremya'nın bir kitabını okuyordum, Kutsal Kitap'ta, Tevrat'ta. Orada diyor, beni arayacaksınız bütün yüreğinizle, arayınca beni bulacaksınız. Evet. Size kendimi bulduracağım diyordur. Evet. O gün İsa'ya meydan okuduğumu hatırladım. Ben, sen gerçek misin, değil misin? Gerçeksen gel kendini bana göster demiştim. Evet. Ve ben aradım, bulamadım ama İsa kendini bana göstermişti. Evet. Ve bu şekilde hayatımı %100 İsa'ya verdim. Ve ben bu şekilde Rabbe'ye geldim. Ve ondan sonra macera başladı. Ve gerçekten Rabbe yüreğimi verdikten sonra birçok hizmet etmeye başladım. Müjdeler vermeye başladım. İl il, şehir şehir, köy köy. Ve bu şekilde Rabbe olgunlaşmaya, büyümeye başladım. Şükürler olsun. Ben ve İsa'ya bu şekilde geldim Işık ablacığım. İsmail kardeşim, çok teşekkür ediyorum bunu benimle paylaştığın ve izleyicilerimizle paylaştığın için. Nasıl insanın içinde büyük bir sevinç oluşuyor değil mi? Nasıl bir sevinç veriyor senin için? Aynı onu, o gün onu bulduğun gün. Yani ne hissettin? Çünkü ona demiştin, eğer gerçeksen İsa Mesih, değil mi? Dedin yani bunu ona. Evet. Bana kendini göster. Evet. Ve o senin hayatının, evet, sadece senin hayatın değil, senin en değerli varlığın, evladını da hayatını kurtardı. Kesinlikle. Ve ondan sonra diğer iki çocuğum da Rabbe geldiler, iman ettiler. Oğlum 8 yıl önce iman etti Rabbe. Benim bu söylediğim 11 yıl oldu. Evet. Ve kızım da 3 yıl önce iman etti. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Senin aracılığınla şu anda ekranları başında Adana'dan izleyen izleyicilerimizi sevgiyle kucaklıyorum ve kilisen için, Adana Protestan Kilisesi için şükrediyorum. Rabbim kanıyla korusun senin kiliseni. Amin. Güçlendirsin. Öyle bir bütünlük, öyle bir iman, öyle bir ateş koysun ki insanların içine. Amin. Amin. Öyle bir sevgiyle Amin. Dolsunlar ki bir güneş gibi ışık ışık saçsınlar bütün Türkiye'me. Dua ediyorum. Amin, ve seni de Rabbin kullandığını biliyorum. Ders veriyorsun, öğretiyorsun, İncil anlatıyorsun. Evet. Rabbin sözünü konuşuyorsun. Ve şu anda ekranları başında bu sözü duyan, senin bu tanıklığını duyan izleyicilerimiz için dua etmek istiyorum seninle beraber. Amin, biliyorsun Yeremya 29:11 senin söylediğin 11, ayette 11, ne 11, diyor? Evet. O ayette diyor ki, sizin için tasarlarım var diyor. O kadar güzel tasarlarım var ki diyor. Büyük tasarlarım var diyor. Size zarar verecek tasarlar değil diyor. Sizi diyor mutlu edecek tasarlar. Size iyi şeyler yapacak, sizi zenginleştirecek tasarlar bunlar diyor. Beni diyor aradığınız zaman diyor, bütün kalbinizle aradığınız zaman diyor, bütün kalbinizle bulacaksınız diyor. Şu anda biz de dua ediyoruz ki İsa Mesih adına Yüce Rabbim, sen ekranları başındaki seyircilerimizin kalbine kutsal ruhunla dokun, onları kutsal ruhunla doldur ve desinler ki şu anda İsmail'in, şu anda Işık ablanın konuştuğu bu İsa Mesih'i biz de bilmek istiyoruz, bu Rabbi biz de bilmek istiyoruz, gerçek Allah'ı bulmak istiyoruz. Rabbim sen bize konuş desinler. Bu en azından Amin. Bu duayı Amin. Etsinler. Ve bugün biliyorsun tövbe hakkında konuşuyoruz. Ve Rabbe tövbelerini söylesinler tek tek. Tek tek hatalarını söylesinler ve tövbe etsinler. Biliyorsun Amin. İsa Mesih'in çarmıkta öldüğüne, bizim için çarmığa gerildiğine, üçüncü gün dirildiğine inanmamız lazım kurtulmamız için. Hayırlı, ama tövbe etmeden, tövbe etmeden bir kurtuluş mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü eskiden kötü olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Yeniden doğabilmemiz için. Çok teşekkür ediyorum İsmail kardeşim. Ben bir duayla ayrılabilir miyim lütfen, acaba? Lütfen, lütfen. O kadar mutlu edersin ki beni, lütfen. Amin. Amin. Rab, sana gerçekten hamd ediyoruz. Rab, şükrediyoruz. Şükrediyoruz. Sen harika olansın ya Rab. Ya Rab, biz layık değildik ama sen bize değer verdin ya Rab. Önemsedin. Ve bizim Amin. İçin sen çarmıha gerildin ya Rab. Bizim günahlarımız için. Rab, biz de tövbe ediyoruz ya Rab. Tövbe ediyoruz günahlarımızdan. Amin. Gerçekten evet. Ya Rab, biz günah batağındayken sen bizi kurtardın ya Rab. Kölelikten azat ettin.
Ya Rab, şimdi yeni bir yaşam verdin bize ya Rab. Yeni bir yaşam. Ama ya Rab, aynı zamanda dünyada o kadar çok sana ihtiyacı olan insanlar var ki. Rab, bunlar için dua ediyoruz ya Rab. Tıpkı bizi kurtardığın gibi ya Rab. O insanları da kurtar diye sana dua ediyoruz Rab. Evet, ya Rab. Ya Rab, Yunus peygamber Nineve'ye gittiğinde ya Rab, insanlar günahlarını itiraf ettiler ya Rab. Kent olarak günahlarını itiraf ettiler Rab. Ve tövbe ettiler. Kül üzerinde oturarak, oruç tutarak senin de tövbe ettiler ve sen onları kurtardın. Ya Rab, aynı şekilde burada, Adana'da, Türkiye'de ve dünyada bulunan bütün insanlar için sana dua ediyorum Rab. Senin önünde tövbe etsinler ya Rab. Amin. Tövbe etsinler ve senin gerçekten gerçek kurtuluşuna kavuşsun ya Rab. Amin. Bu insanlar cehenneme gitmesin. Amin. Yanmasın, yok olmasın ya Rab. Seninle birlikte ya Rab, sonsuz bir yaşama kavuşsun. Ya Rab, lütfen her bir cana sen tek tek dokun diye sana yalvarıyorum ya Rab. İnsan isim yüce ve kudretli adıyla sana dua ediyorum sevgili babacığım. Amin. En amin, amin ve amin ve amin. Çok teşekkür ediyorum. Rabb'e şükrediyorum senin için İsmail kardeşim. Ruhta büyü. Ya o kadar büyü ki Yeremya'nın o gücü, ruhani gücünü al sen. Onun için dua ediyorum. Ve kilisende, etrafında, mahallende, çevrende Rab seni kullansın. İsa Mesih adına. Amin. Amin. Hoşça kal. Esenlikle kal. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok bereketlen. Amin. Sevgili dostlarım, görüyorsunuz değil mi? İsmail kardeşime Rab evladını bağışlıyor. Fakat unutuyor. 2 sene önce Rabbin yaptığı mucizeyi biz de unutuyoruz değil mi? Rab bizim için güzellikler yapıyor. Çok büyük esenlikler veriyor. Bizi sorunlarımızdan çıkarıyor ve diyoruz ki ah beni bu sorunumdan kurtar. Sana ibadet edeceğim. Sana hayatımın geri kalanını adayacağım. Ah beni kanserimden kurtar. Evladımı hastaneden çıkar ya da içki içen evladımı kurtar. Uyuşturucu müptelası evladımı kurtar diyorsunuz. Sana ibadet edeceğim. Sonra Rab yapıyor. Mucizelerini yaratıyor İsa Mesih adına. Ne yapıyoruz? Unutuyoruz. Ve eski bildiğimiz yolda devam ediyoruz. Dedikoduydu, iftiraydı, yalandı. Söylüyoruz, her şeyi yapıyoruz. Fakat bugün Rab diyor ki, aynı diyor Yeşaya'nın dudağına dokunduğum gibi. Senin dudağına dokunmak istiyorum. Çünkü seni seviyorum. Bana tövbe et. Seni günahlarından kurtaracağım. İsa Mesih adına. Esenlikle kalın. Sizi seviyorum ama unutmayın. İsa Mesih sizi daha çok seviyor.